Merhaba, iyi günler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'nin eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan'la birlikteyiz. Kendisiyle partilerinin nasıl bir kampanya yürüttüğünü, yürüteceğini ve iddialarını konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öztürk Bey, Öztürk Türkdoğan zaten burada bir ülkücü Mansur Yavaş var. Karşısında ülkücü Turgut Altınok var. DEM Parti'de bir ülkücü çıkartmış sanki. Öztürk Türkdoğan. Ya tabii biz halklarla bir sorunumuz yok. Soyadı kanunu çıktığında biz Kars Selim doğumluyum, Daloğlu köyü. Dedelerim de Pülümür'den göç etmiş. Okuma yazma bilen yok. Babamın bana anlattıkları nüfus memuru, amca çocuğu, kardeşlere yani kuzenlere daha doğrusu Türk Doğan, Türk Yılmaz Karataş soyadını verip gidiyor. Sonra ben doğduğumda da yurt dışındaki işçi olan amcam işte telefon açıyor Selim ilçeye. Köyde ne var ne yok diye soruyor. Diyorlar ki Hasan'ın oğlu oldu. O zaman demiş adını Öztürk koysunlar demiş. Kafir olun. Uyumlu olsun diye. Benim ismim de öyle konmuş. Biz sizi insan hakları mücadelesinden biliyoruz. Evet. İnsan Hakları Derneği'nden, İnsan Hakları Vakfı'ndan biliyoruz. Ama aynı zamanda da şu anda adı DEM Parti olan hareketin de bayağı bir uzun süredir içinde yer alan bir isim. Çok uzun değil. Geçen yılla başladı. Ama hep yakın durmadınız mı? Şöyle yakınlık şöyle insan hakları mücadelesindeki duruşumuz net. Çünkü siyasal partilere eşit mesafede ama düşünsel bazda elbette ki bir yakınlık söz konusuydu. Geçen yıl parti teklif etti milletvekili olur musun diye. Ben de tamam dedim. Dernekten öyle ayrıldım. Bana kendi memleketimden Karslan. Kars'tan seçime katıl dedi arkadaşlar. Ben de dedim ki ya buralardan bir yer olsun dedim. Düşe düşe bize İstanbul düştü. O da olmadı. Evet, şimdi sizde esas partinizin adayı Gültan Kışan'ı. Evet. Yani kazanırsanız belediye başkanı o olacak. Evet. Çünkü eş başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti kanunları kabul etmiyor. Ama Gültan Hanım, eğer özgür olsaydık keşke onunla yayın yapsaydık. Kendisi Evet. cezaevinde daha önce Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ve benim de eski bir meslektaşım, tanırım da çok da saygı duyduğum bir Evet. isimdir. Onun kampanyaya katılma fiziken mümkün değil ama nasıl oluyor? Nasıl onun için o istiyorsunuz aslında? Şöyle yani aslında hepimiz için, partimiz için, eş başkanlar için o istiyoruz. Kadın arkadaşlarımız bir ekip kurdular. Düzenli olarak Gülten Kışanak'la iletişim halinde olacaklar. Onun mesajlarını kadın arkadaşlarımız, partideki kadın yönetici arkadaşlarımız ayrı özel bir kampanya biçiminde yürütecekler. Tabii ki ben de her fırsatta yine bu mesajları aktaracağım ama bu aynı zamanda bir kadın yoldaşların Gülten Kışanak için bir kampanya süreci de olacak Ankara'da. Bunu yakında göreceğiz. Hem 1 Mart'ta Sincan'da cezaevi kampüsünde duruşma salonu var biliyorsunuz. O duruşma salonunda tutukluluk incelemesi olacak. Orada bir açıklamamız olacak. Ama asıl 2 Mart'ta Ankara'da Gülten Kışanak için kadınlar kampanyanın startını verecekler. Bir de normal şartlarda Gülten Hanım'ın tali olması gerekiyordu. Siz Elbette. hukukçusunuz. Evet, 25 Ekim 2016'da tutuklandı. 7 yıl doldu. Şimdi bizim ceza muhakemesi kanunumuzda tutukluluk bir statü olarak ele alınıyor. Yani bu statüde 7 yılınızı doldurduysanız tahliye edilmeniz gerekiyor. Maalesef mahkeme farklı bir yorumla yani aleyhte bir yorumla tutukluluğu devam ettiriyor. Aslında hani izleyiciler de bilsinler Gülten Kışanak'ın serbest bırakılması gerekiyor. Tıpkı Seva Tunceli gibi. 7 yıllarını doldurdular çünkü. Şimdi bakıyorum 2019'da HDP vardı, aday çıkarmadı. Evet. Büyük bir kısmının Mansur Yavaş'a oy verdiğini varsayıyoruz. Hiç sandığa gitmemiş ya da başka partileri seçmiş olabilirler. Ama onun için elimizde böyle bir rakam yok. Ama milletvekili seçimlerine bakıyorum. 2018'de
HDP o tarihte %6.4 oy almış. Ama 2023'te son yapılan seçimde Yeşil Sol Parti %2.9 almış. Çok büyük bir gerileme var. Evet. Yani neymiş? Ya tabii ki 2023'ün bir özelliği şu oldu. Biz Cumhurbaşkanlığı noktasında aday çıkartmadık. Birinci faktör bu. İkinci, şimdi parti kapatma davası nedeniyle HDP olarak seçime girmedi. Yeşil Sol olarak seçime girdi. Bu seçmende partinin bilinirliği, tanınırlığı bakımından bir kafa karışıklığına sebep oldu. Üçüncü faktör de işte bir oy Kılıçdaroğlu'na, hani bir oy Yeşil Sol'a söylemi biraz karıştı, yetişmedi. Birçok seçmenimiz hani bir oy Kılıçdaroğlu'na derken bir oy CHP'ye şeklinde anladı ve buradan kaynaklı biraz oy kaybımız var. Aday çıkartmamaktan kaynaklı oy kaybımız var. Partinin tutumunu eleştirip sandığa gitmeyenler bakımından oy kaybımız var. Bütün bunları seçimden sonra parti ortamında bine yakın Türkiye satında, bine yakın halk toplantısıyla aslında tespit ettik. Parti ve yetkilileri, insanlar kendi adaylarımızı çıkaralım mı? Kesinlikle dediler. Ve kesinlikle kendi adaylarımızın çıkarılması noktasından halktan doğru bir basınç var partiye. Tam da buradan doğru aslında biz şöyle bir karar aldık. Son seçimlerde Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz tüm merkezlerde bir halk oylamasıyla aday belirleme yöntemini tercih ettik. Yani 90'a yakın yerde, ki bunların çoğu biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu'da, Kürt kentlerinde. Oralarda bir halk oylaması tecrübesi yaşadık. Hani iyisiyle kötüsüyle, ama bu halkın isteğiydi. Genel olarak halk bundan memnun. Türkiye'nin ortası, batısı, güneyi, kuzeyinde ise bir... Sonuçta biz bir bileşen partisiyiz. Bizim bazı değerlerimiz var. Bir üçüncü yol siyaseti izliyoruz. Yani dolayısıyla demokrasi güçleriyle birlikte, kadın özgürlüğüne inanan çevrelerle birlikte, demokrasiden, insan haklarından yana siyasal yapılarla birlikte bir kent uzlaşısı aradık. Birçok yerde de aslında bunu ilçe bazında, bazı yerlerde il bazında gerçekleştirdik. İşte örneğin Dersim bunun bir örneğidir. Yani Dersim kent uzlaşısı temelinde seçime girdiğimiz bir yerdir. Türkiye'nin bazı batısındaki bazı kentlerdeki bazı ilçelerde kısmen uzlaşılar. Esenyurt'ta oldu mesela İstanbul. Evet, bir kent uzlaşısından bahsedebiliriz ilçe bazından. Son anda bu daha büyük olabilirdi ama maalesef olmadı hani bazı noktalarda ve halkın da yoğun talebini de göz önüne alarak adayı çıkardık. Yani şu anda yanılmıyorsam toplam beldeler dahil 500 merkezde adaylarımız şimdi var. O zaman şunu anlıyorum ki bu seçim, yerel seçim DEM Parti için Ankara'da, başkentlerde de ama konumuz Ankara olduğu için gerçek gücünü gösterme seçim. Yani şöyle, ne kadar gösterebileceğiz, hani bunun için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Propaganda bakımından çok eşit şartlara sahip değiliz. Kent meydanlarına gittiğiniz zaman meydanlarda neredeyse pankart asacak yer kalmamış. Evet, ben bugün Ankara'da gördüm. Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'tan diğerleri bir iki tane araya sıkışmış gözüküyor. Evet ama. Yani şimdi burada bir tuhaflık var hakikaten. İyi ki varsınız, hani Medyascope var. Çok sayıda YouTube'dan, uydudan yayın yapan televizyon var. Sesimizi duyurabiliyoruz. Şimdi ana akım mı dersiniz, hani yandaş mı dersiniz, başka ne dersiniz deyin. Televizyonlarda sürekli DEM Parti'yi konuşuyorlar ama ya lehte ya aleyhte ya eleştiren bir biçimde. Yani kimse, ya DEM Parti'nin bir yetkilisini çağıralım da DEM Partililer ne söylüyor, ne konuşuyor diyen yok. Bütün bunlara rağmen biz burada gerçekten Büyükşehir Belediyesi eş başkanları olarak Ankara'da halkımızın tamamına ulaşmaya çalışacağız. Ve gerçekten onların beklentisi doğrultusunda tabii ki seçim bildirgemizi de anlatarak onlardan oy isteyeceğiz. Şu ana kadarki yürüttüğünüz çalışmalar, Gürten Hanım yok, esas siz yapıyorsunuz partiyle beraber. İlk izlenimleriniz nelerdi? Ya ilk izlenim, bir heyecan var. Bir memnuniyet var, onu belirtebilirim. Tabii bazı çevrelerin kafasında hala bir soru işareti var. Hani niçin bir aday çıkardık diye.
Fakat biz de anlatıyoruz. Yani biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. Yani diğer partiler nasıl ki adayı çıkarıyorsa biz de tabii ki adayı çıkaracağız ve bu bir seçim yarışı. Kaldı ki bu bir yerel seçim. Hani yerel seçimin farklı dinamikleri vardır. Burada yaşayanlar karar vereceklerdir. İnsanlar tabii ki bu konuda çabuk ikna oluyorlar. Ama özellikle Ankara'daki sol sosyalist, sosyal demokrat çevrelerin çeşitli siyasal yapıların memnun olduğunu belirtebilirim. Ama özellikle de Ankara'da yerleşik bir tabanımız var, bir Kürt kitlesi var. Onların memnun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi Öztürk Bey, 5 yıl önce o dönemki HDP aday çıkarmadı ve demin de söylediğimiz gibi önemli bir kısmının CHP'ye oy verdiğini varsayıyoruz. Aradan 5 yıl geçti. Mansur Yavaş 5 yıl boyunca Ankara'yı yönetiyor. Sizin parti tabanında görüştüklerinizin Mansur Yavaş'a bakışı nasıl? Yani şöyle ifade edeyim. Aslında Mansur Yavaş klasik bir belediyecilik anlayışı yürüttü. Halk tabanında bir antipati yok. Hani bunu gözlemleyebiliyorum. Fakat partimiz olarak, partililerimiz olarak bir sorun var. Yani bizim 5 yıl önce bizim tabanımızda bulunan halkımızın oyuyla seçilen bir belediye başkanından bahsediyoruz. Ama belediyeye gittiğiniz zaman bizim partimizle bile bir ilişki kurmamış bir belediye başkanından bahsediyoruz. Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Yani biz 2019'da dolaylı yoldan destek verdik. Değil mi? Siz de bir büyükşehir belediye başkanı olarak bir gün bir il teşkilatımızı ziyaret edip bir çayımızı içebilirdiniz. Örneğin bu yapılmamış. Hiçbir şekilde bir iletişime geçilmemiş. Kırgınlıktan mı bahsediyorum? Kırgınlık değil bu. Yani bu şu. Bakın, partimiz Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Yani biz artık bu toprakların vazgeçilmez bir siyasi hareketiyiz. Yani bunu artık herkes öğrenecek. Yani CHP'liler de, AKP'liler de, MHP'liler de, İYİ Partililer de bunu öğrenecekler. Yani Türkiye'de artık bizsiz siyaset yapamazsınız. Yani biz marjinal bir siyasi hareket değiliz. Kalıcı ve köklü bir siyasi hareketiz. Ve ısrar ediyoruz bakın. Yani birileri bizi biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu'ya hapsetmek istiyor. Hatta orada bile bizi boğmak istiyor ki her gün baskı ve had safhada, ama biz ısrarla hayır, biz Türkiye'nin tamamında bu siyaseti yapacağız diyoruz. Yani partimizin paradigması da zaten buna dayalı. Partimizin bileşen partisi olması, partimizin belli çevrelerle çeşitli isimlerle olan işbirlikleri bunda ne kadar ısrarcı olduğumuzu gösteriyor bakın. Burada şöyle bir husus var tabii, partinin söz konusu olduğunda bir seçilmesi garanti olan bölgedeki, Güneydoğu'daki iller var. İlk akla gelen Diyarbakır, Batman, Van, Hakkari gibi illeri, evet, herhalde yine DEM Parti adayları zorlanmadan, evet, kazanacaklar. Büyük bir farkla evet kazanacağız. Ama o zaman şey sorusu var, kayyum meselesi var. Şimdi daha önce ilk dönem seçilen belediyelere kayyum biraz geç geldi. Ama ikinci dönem 2019'da belki de HDP'nin CHP'ye batıda verdiği desteğin bir cezası olarak, cezalandırması olarak hızlı bir şekilde kayyum atandı. Ben bunu geçen Meral Hanım'a sordum, İstanbul adayınız. O dedi ki kayyum uygulaması artık bitmiştir. Yani şu gerçekten bitmiş. Niçin bitmiş? 2019'da eş başkanlarımız belediyeleri aldığında ilk ne yaptılar? Yolsuzlukları açıkladılar, değil mi? Şu anda maalesef neyle karşılaşacağımızı hani bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Yani şu anda halk hiçbir şekilde memnun değil. Yani dolayısıyla iktidar, yani AKP-MHP iktidarı bir daha kayyum atamayı aklına getireceğini zannetmiyorum. Çünkü bu çok çok kötü bir uygulama. Aslında bu siz daha iyi bilirsiniz. Yani 12 Eylül'den sonra askeri yönetimin belediyelere el koyması var ya. Asker atadılar. Aynı mantık. Aynı mantık. Şimdi o devam edebildi mi? Edemedi. Bakın, eğer Türkiye'de asgari demokratik kurallardan bahsedeceksek ve gerçekten bir halk iradesinden, halk oyundan bahsedeceksek
artık bu kayyum gibi katı vesayetçi uygulamalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Kaldı ki bu sefer bakın bizim özellikle kesin kazanacağımız yerleri belirtmek istiyorum. Halk oyuyla belirledik adaylarımızı. Yani halk bu sefer kendi belediye eş başkanlarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu örneğin televizyonlarda hiç konuşulmuyor. Bu yaptığımız şey son dönemin en önemli demokratik hamlesidir. Yani bir demokrasi şöleni içerisinde bunlar gerçekleştirildi ve ikinci olarak da eğer tekrar böyle bir şeye tevessül edilirse iktidar partileri bölgeden silinirler. Yani o zaman siz demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Peki sahada ne anlatıyorsunuz? Tabii siz çok politize bir hareket, taban da çok politize ama yerel seçim. Evet, şimdi biz tabanda ne anlatıyoruz? Gerçekten bir önemli bir soru. Ya birincisi yerel seçim sürecini ve stratejimizi anlatıyoruz. Ya diyoruz ki biz ne kimseye kaybettirmek ne kimseye kazandırmak üzerine değil. Halklarımız ve partimiz kazansın diye bir kampanya yürütüyoruz. Bunu daha geniş ölçekte ele alıyoruz. Elbette ki yerel yönetimlerde kazanacağımız kentlere dair çok daha somut projelerimiz var. Ama bir bütün olarak da bizim yerel demokrasiyle özgür kentlere sloganı ile açıkladığımız bir bildirgemiz var. Bu partimizin üçüncü yol siyasetinin yerel yönetim ayağını gayet açık bir şekilde ifade ediyor. Yani burada çok orijinal, çok önemli önermeler var. O nedenle bunu özellikle hani en başından aktarmak istedim. İkincisi bakın bu ülke niye bu hale geldi? Kürt sorununu çözemediği için geldi. Biz bu yerel seçimler vesilesiyle de bir barış siyaseti izlediğimizi anlatıyoruz. Bu çok çok önemli. Yani bugün Türkiye yüksek enflasyon altında ağır bir ekonomik krizin pençesinde çok yüksek bütçe açıkları veriyorsa ve insanlar artık çok ciddi bir hayat pahalılığıyla baş etmek durumunda kalıyorsa bunun sebeplerini anlatıyoruz. Ve çözüm yolunun da barıştan geçtiğini ifade ediyoruz. Diğer partilerin belediye başkan adayları ne yapıyor? Sosyal yardım vaat ediyorlar değil mi? Biz diyoruz ki biz bu sorunları kalıcı olarak çözecek önermeler anlatıyoruz. Yani bu ülkeye barış geldiğinde bu ülkenin savaş harcamaları olmayacak. Bu ülkenin kaynakları insanlarına kullanılacak. Böyle yüksek bütçe açıkları olmayacak. Ve dolayısıyla yerel yönetimler gerçekten kent hakları noktasında daha çok hizmet verecekler. Ama şu anda yerel yöneticiler ne yapıyor? Kimisi emeklilere yardım yapmaktan, değil mi? Kimisi çiftçilere ücretsiz mazot dağıtmaktan, işte kimisi çeşitli sosyal yardımları anlatıyor. Hani sosyal hukuk devleti anlayışı? Yani şu anda yerel yönetimler iktidarın bozduğu bütün ekonomik dengeleri toparlayacak ve halkı memnun edecek bir noktada siyaset izliyorsa yerel yönetim anlayışınız nerede? Yani bu genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve siyasal iktidarın sorumluluğunda olan konular. İşte biz de diyoruz ki gelin bir barış siyasetiyle bu sorunları çözelim. Ve Türkiye'nin tabii ki gerçeklerini anlatıyoruz. Yani hapishanelerdeki tecriti anlatıyoruz. Siyasi mahpusları anlatıyoruz. Ahim kararlarına rağmen Demirtaş'ın, Kavala'nın niçin bırakılmadığını anlatıyoruz. Adayımız, eş başkan adayımız Gülten Kışanak'ın 7 yıl olduğu halde niçin hala hapiste tutulduğunu örneğini anlatıyoruz. Ekoloji noktasında Türkiye'nin nasıl yağmalandığını anlatıyoruz. Yani şimdi bu yerel yönetimler bu konuda daha fazla inisiyatif sahibi olamazlar mı? O kadar çok önermeleri var ki geçenlerde birkaç sivil toplum örgütüne ziyaret ettiğimde hemen şunu fark ettim. Avrupa'ya çok sık gidip geliyoruz değil mi? Avrupa'da yerel yönetimler ne yapıyor? Sivil toplumu destekliyor öyle değil mi? Nasıl destekliyor? İşte bir hizmet binası yapıyor. Buyurun gelin diyor, bu binayı kullanın diyor. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri kira ödemekten, vergi ödemekten sivil toplum faaliyeti yapamaz noktaya gelmiş durumdalar. Hiçbir tane yerel yönetici bakın bunu söylemiyor. Yani dolayısıyla biz Ankara'da kazanacağız elbette ki, büyük kazanacağız. Ama şimdiden kazanacak olan herkese diyoruz ki burası bu ülkenin başkenti ise hiç değilse bir insan hakları evi yapın.
sivil toplumu destekleyin. Bu toplumun sivilleşmesi gerekiyor. Sivil toplumun inisiyatif alması gerekiyor. Ankara, bu basit bir öneri örneği. Ankara'nın örneğinde partinizin en güçlü olduğu ilçeler hangileri? Biz Mamak ilçesinde güçlüyüz. Keza Etimesgut. Ama diğer merkez ilçelerde de aslında. Etimesgut'ta partililer Beşikçioğlu'na oy vermezler bizim mi? Kendi adaylarımız var. Kendi adaylarımız var. Onun da vereceğiz. Ama bir popülaritesi var. İşte zaten çağımızın önemli sorunlarından birisi de popülist siyaset. Peki Öztürk Bey, şunu soracağım. Ankara gerçekten şöyle söyleyeyim. Bu Kürt hareketinin diyelim daha genel olarak. Çünkü partilerin adı sürekli değişiyor. Nispeten büyük şehirlerde nispeten daha geride olduğu bir yer. Böyle bir garip bir durum var. Mesela bir Adana'da, Mersin'de, İzmir'de, İstanbul'u zaten saymıyorum. Çok güçlü. Hatta Ege Akdeniz'deki birçok yerde değil mi? Bayağı bir oyun kurucu olabiliyor ama Ankara tam sanki öyle olamadı gibi. Yani Ankara'da siz yüzdeleri verdiniz. Evet. Biz ilk etapta en yüksek yüzdeyi geçmek. 2015'te ne almıştı ilk seçimde? 2015'te yüzde olarak değil ama 140 bin civarında oyumuz var. 2018'de 198 bin oy. Evet. 2023'te 111 bin oy. Yani seçmen sayısı artmasına rağmen azalmış. Evet, onun sebeplerini anlatmıştım. Şimdi bu seçimlerde de öncelikle 200 bin oyun üstüne çıkma büyükşehirde. Bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Ve elbette ki bizden beklentisi olan halkımızın o beklentilerine uygun bir kampanya geçirmek istiyoruz. Çünkü burada kastettiğim şey şu. DEM Parti ne kadar güçlü çıkarsa barış siyasetinde o kadar çok söz hakkı sahibi olacağız. Ve gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye'nin ana meselesinin çözümü noktasında daha güçlü inisiyatifler kurabileceğiz. Bakın bu çok daha önemli. Yani biraz daha açayım. Yani biz büyük kazanmak istiyoruz aslında. Bu nedenle yerel seçimler tam da bu sözümüzü söyleyeceğimiz bir zemin. Kaldı ki Gülten Kışanak ilk mesajında ne dedi? Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'dan tüm Türkiye'ye toplumsal barış köprüleri kurmak için aday oluyorum dedi. Ve bu çok çok önemli. Yani bizim toplumsal barışımızı sağlayacak ve yeniden aslında 2015'in o çözüm süreci bitmeden önceki dönemini hatırlatacak bir pratik için iktidara özellikle davet etmek gerekiyor. Bunun için de gücümüzü tekrar göstermemiz gerekiyor. Birileri bizi hani güçsüz bırakarak, o yüzdemizi düşük göstererek veya halk desteğimizi düşürerek zannediyor ki uyguladığı baskı politikası sonuç veriyor. Tam tersi göreceksiniz. Bu yerel seçim olmasına rağmen biliyorsunuz yerel seçimlerde her zaman oy yüzdeleri belirleyici değildir. Ama halk desteğini gösterilmesi bakımından önemlidir. Yani o açıdan ve kazanılan belediye sayısı itibariyle de önemlidir. Halkımızın bize olan desteğini devam edeceğini göreceksiniz. O zaman Selahattin Demirtaş'ın en son yolladığı mektuptaki gibi 1 Nisan ve sonrasına yönelik bir ışık sizin için. Elbette ki bunu zaten biz sadece hani sevgili Demirtaş değil, bunu biz konferanslarda, çalıştaylarda, genel kurulda zaten açık açık ifade ettik. Biz yeniden Türkiye'yi bir barış çizgisine çekmeye çalışıyoruz. Yani bu konudaki siyasetimiz çok açık. Hani özellikle 15 Ekim partimizin genel kurulunda, arkadaşlarımızın genel kurulda verdiği mesajlar, ondan önce yeniden yapılanma konferansında verilen mesajlar. Bakın 1 Ekim'de meclis açıldı ki biliyorsunuz Ankara'da talihsiz bir olay da oldu. Orada eş başkanlarımızın çok açık bir barış mesajı oldu örneğin. Çok açık, net. Ve şu anki eş başkanlarımız sürekli grup konuşmalarında ve yine seçim meydanlarında açık açık ifade ediyorlar. Yani Türkiye'nin ana meselelerinin çözümü noktasında DEM Parti her zaman sorumluluk almaya hazır. Çünkü bu hepimiz için yaşamsal konular bunlar. Yani bu sorunları çözmemiz gerekiyor.
Çok teşekkürler Öztürk Bey. Bu vesileyle Gültan Kışanağ'a da selam yollayalım. Selamlarınızı iletelim. Aleyküm selam. DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan eş başkanlığına eş aday ya da eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.